Teşekkürler hocam. Hoş geliyorsunuz. Hoş geliyorsunuz güzel insanlar. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Sen nasıl güzel bir sesimi alıyorsunuz değil mi? Ben özellikle seçtim hocam. Oteldeki en güzel, sizin gözünüze en güzel görünecek yer neresi? Şöyle bir baktım ve burayı buldum. Merhabalar. Nasılsın Şeymuz hocam? Teşekkür ediyorum. Süperim. Sizi sormalı hocam. İyi. Ofisten ilk canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ben şu anda Beşiktaş'tayım. Indus Danışmanlık ofisteyim şu anda. Evet, normalde korona günleri nedeniyle evdeydik biliyorsun. Ve evden canlı yayınları yaptım. Bugün ofisteydim, çalışıyordum. Dedim ki kapıyorum ya. Canlı yayını da burada yapıp öyle kapatacağım dedim. O yüzden bugün buradayım. Ev alacaklar inşallah. İnşallah hocam. Seni çok iyi gördüm. Tatil yaramış değil mi sana? Ya yaradı. Aslında bu tatil döneminde en fazla rengimin değiştiği zaman diyebilirim. Genelde güneşi çok sevmem. Soğuğu da çok sevmem. İlkbahar insanıyım. İlkbaharı severim. Ama kızların peşinden koşmaktan hocam. Güneşin altından çıkamadığımdan ya. Kızları koştururken, onların peşinden koşarken bayağı bir rengimiz değişti. Evet. Güzel oldu yani. Evet, hocam. Siz ne yapıyorsunuz? Çıkmadınız mı tatile? Daha var. Önce şu bir işleri toparlayalım. Herhalde Ağustos bizim için tatil ayı olur diye düşünüyorum. Bakalım. Hadi inşallah hocam. İnşallah. İnsanlar da yavaş yavaş. Katılımcılarımız evet yavaş yavaş geliyor. Her gelene bir merhaba diyoruz biz. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bugün çok özel bir konuğum var. Çok eski bir dostum diyebilirim. Bilmiyorum kaç yılıydı biz seninle tanıştığımız zaman? O zaman 2009 hocam. 2009. 2009. Evet. İlk çünkü My Club'ın açılışıyla birlikte sizin güzel eğitimlerinizi, güzel desteklerinizi almaya başlamıştık biz. Ve 2009 senesiydi. Evet. O zamandan beri de zaten konuşuyoruz, haberleşiyoruz. Hep birbirimizin farkındayız. Çok teşekkür ederim. Bu akşam davetimizi kabul ettin, konuğumuz oldun. Benim için keyif hocam. Teşekkürler. Biz artık uykusuz sohbetler yapıyoruz. Çünkü normal yayın saatlerinde çok kalabalık oluyor ortam. Böyle sessiz sakin yapalım. Ve istedik ki önemli olan katılımcıdan ziyade bu sohbeti sonrasında YouTube hesaplarımızda paylaşalım. Ve insanları bir tatlı olsun istedik. O yüzden böyle süper bir seçimimiz oldu. Vay çok iyi yapmışsınız hocam ya. Ve artık tabii uyumazsak burada uyuyakalım. ben eskiden gece kuşuydum da çocuklardan sonra hakikaten çok enteresan biliyor musunuz? Söylüyorlardı inanmıyordum o çocuklardan sonra sen çok değişeceksin diye. Hakikaten öyle oluyor bütün gün ama sanırım çok yoruluyoruz hocam. Bir de yaş da ilerliyor ya. Eski şeyimizde değiliz. Performansımızda değiliz. Hiç yaşlara girmeyelim. Ben kısacık seni tanıtayım mesela. Bakalım tanıtımı beğenecek misin? İlk önce sohbet konumuzu söyleyelim. Bugün sohbet konumuz sağlıklı alışkanlıklar olacak. Şeymus hocam da, evet ben seni fitness trainer olarak tanıdım. Fakat sen aynı zamanda fitness manager'lık yaptın. Aynı zamanda yazarsın. Babalık ve eşlik kısmını tamamen geçiyorum. Aynı zamanda kaleci antrenörüsün. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Doğru. Profesyonel kaleci antrenörü. Türkiye Federasyonu'nda da eğitim kurulu üyesisin. Aynen, bravo. Evet, doğru. Bunlar böyle her yerde insanların bulabileceği bilgiler. Fakat ben seni çok başka bir şekilde anlatacağım izinle. Şu anda belden yukarını sadece yüzünü gördüğüm için göbeğin var mı yok mu bilmiyorum. Her zamanki gibi var hocam. Göbeksiz şeyimiz düşünülemez. Benim tanıdığım sanırım six pack'si olmayan tek spor hocasısın. Evet, doğru.
Doğru, seçenek olmayan tek spor öncesiyim, doğru. Bununla beraber sevgili Şehmuz hocamızın çok özel bir özelliği var. O da şu, PTC her zaman en yüksek olan spor hocasıydı. Millet buna inanamıyordu. Hani göbeği var bu adamın ya, nasıl PTC bu kadar yüksek deniyordu. Fakat Şehmuz hocam çok okuyan, entelektüel birikimi çok yukarıda olan, spor yaptırdığı kişilerle sadece fiziksel anlamda değil, zihinsel anlamda da onlara destek olan bir kişiydi. O yüzden de çok başarılıydın işinde. Bu çok bizim spor hocalarında gördüğümüz bir yaklaşım değil. Daha ağırlıklı olarak hani kas yapmak, six pack yapmak gibi görüyoruz onları. Sen de bu neden böyle oldu? Niye öyle bir yoldasın? Şimdi insanlara zaten anlatmak istediğimiz temel nokta, daha doğrusu ben Fitness Federasyon Eğitim Kurulu görevimle ülkedeki bütün eğitmenlere eğitim veriyorum. Tabii bu eğitimlerde insan vücuduyla, insanla çalıştığımız için fitness dediğiniz olgu insanın fiziksel özelliklerini, sadece fiziksel özelliklerini de değil, aynı zamanda kardiyovasküler yapısını, aynı zamanda işte sindirim sistemini, aynı zamanda bütün sistemleri, insan vücudundaki bütün sistemleri doğru şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde antrene eden insan demektir. Şimdi iş bu kadar genişken, daha bilim bile insanı tam olarak anlamamışken, bir haftalık 15 günlük bir eğitimde insanlara bu mesleğin bütün ince noktalarını, bütün jargonlarını, bütün mesleki bilgilerini vermek mümkün. Tabii biz bu süreçte, bu 15 günlük süreçte evet, temel olarak bir insanı nasıl öldürmezsin, nasıl sakatlamazsınla ilgili bilgileri vermeye çalışıyoruz. Ama temel olarak insanları aşılamak istediğimiz şey bir, çok okumalarının, çok araştırmalarının gerektiği bu meslekle ilgili. Çünkü materyal insan, plastik ya da metalden bir şey değil. İnsanla çalışıyorsunuz ve insanlar çok narin, çok hassas. Yapılacak en ufak yanlış bir yaklaşım, yanlış bir eylem bu insanlarda sakatlık, hatta ölüm riski getirebilir. Çünkü bu ülkenin en güçlü insanı egzersiz yaparken bu işin şakası yok. Neden çok çalışmaları, neden çok araştırmaları, neden kendilerini geliştirmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Mesleki olarak, daha doğrusu temel mesleki bilgi olarak bunu söylüyoruz. Bir de insanların sadece bizlere egzersiz yapmak için gelmediklerini anlatmaya çalışıyoruz. Benim aslında eskiye dayanıyor bu, okulda bir tane eğitmenimin, öğretmenimin, öğretim görevlisi bir hocamın bana verdiği bir ödevle başladı benim bu araştırmalarım, benim bu yaklaşımlarım, benim olaya bu mantaliteyle bakmam. Sen spor salonunda çalışıyorsun dedi, bir anket yapmanı rica ediyorum dedi. İnsanlar neden egzersiz yapıyor? Spor salonuna niye geliyorlar? Yaptığım anketin yaklaşık %90'lık kısmı hocam, iş stresinden, işte kafamı dağıtmak, kafamı boşaltmak, iş stresinden kurtulmak olarak cevapladı insanlar. Yani insanlar müthiş bir vücuda, müthiş bir fiziğe sahip olmaya gelmiyorlar spor salonunda. Büyük bir çoğunluktan bahsediyorum. Zaten o %10'luk kısım da her gün spor salonunda olan, artık sana çok fazla ihtiyacı olmayan, yıllardır düzenli olarak egzersiz yapan kesim. Ve senin bir personal trainer olarak zaten o insanlara hitap etme şeyin yok. Adam çünkü diyor, ben biliyorum. Artık çünkü ülkemizde hani iki gün bir işi yapan o meslek hakkında bilgi sahibi oluyor ya. Mesela taksiye biniyorum. Taksi şoförlerinin %95'i eski futbolcu. Benim futbolcu olduğumu duyanların hepsi mutlaka amatör de olsa bir yerlerde oynamış. Şimdi tabii fitness eğitmeni de çok bu bağlamda. Hani zamanında bize akıl verenler, bak sen bunu yaptırıyorsun ama yanlış yaptırıyorsun diyenler bile oluyor. O bağlamda o insanlara zaten biz hizmet veremiyoruz. Personal trainer olarak. İşte bizden en fazla istediği 100 kilo kaldırabilir, 150 kilonun altına girip bir el atsana diyor. Ama hafif yap diyor. Üçüncü tekrardan sonra sen kaldırmak zorunda falan kalıyorsun. İşte o anketle birlikte ben anladım ki insanlar müthiş bir fiziğe sahip olmaya gelmiyorlar. İnsanlar sohbet etmeye geliyorlar. İnsanlar konuşmaya geliyorlar. İnsanlar iş stresinden ya da gündelik streslerden
kurtulmaya çalışıyorlar. Kurtulmak için geliyorlar. Peki ben bu insanlara fiziksel olarak evet bir yardımım dokunuyor. Programlarını yazıyorum ya da personal trainingle birlikte ben bu adamların fiziksel performanslarını, fiziksel sağlıklarını geliştiriyorum. Ama bunların ruhlarına nasıl dokunur? İşte bu en önemli noktalardan biri benim 2002 senesinde yaptığım anketle çıktı ortaya hocam. O günden itibaren ben mesleki olarak okumaya başladım. Yani benim öğrencilerim kimler oluyor? İş adamları, işte bir yerin işletme sahibi, bir yerin işte CEO'su, işte bir yerin yönetim kurulu başkanı, bankacı, işte restoran işletmecisi, işte doktor. Ve ben bunların meslekleriyle ilgili oturup okumalara, araştırmalara başladım. Yani bir bankacı geldiği zaman bir bankacıyla kendi mesleğiyle ilgili sohbet edebiliyorum. Bir işletmeci geldiği zaman onunla ilgili, onun mesleğiyle ilgili oturup sohbet edebiliyorum. Ya da ilgi alanları, insanların hobileri var, insanların ilgi alanları. İşte insanları bana bağlayan noktanın bu olduğunu keşfettim. Senin ne kadar iyi bir fizik olduğu ya da ne kadar bilgili bir eğitmen olduğun önemli değil. Çünkü bunu ölçebilecek yetkinlik o insanlarda yok. Yani şu an benimle bu mesleğe yeni başlamış iki tane eğitmeni sen daha bilgilisin, sen daha az bilgilisin diye şey yapabilecek, ayırt edebilecek çok fazla insan yok sektörler. Üye olarak, müşteri olarak. Ve bunlar bilgiden bahsediyoruz. Bilgi 4 harfli şey, bilgi 5 harfli ama insanları sana bağlayan şey 4 harfli. B'yi çıkarıyorsun, ilgi. İşte o gerekli ilgiyi, o yeterli ilgiyi verebildiğin, o insanların senin oturup güzel sohbet etmesini sağlayabildiğin noktada ya da insanları doğru şekilde dinleyebildiğin noktada ki ben bu işi biraz daha ileri götürdüm. Mesela 6 ay boyunca haftanın bütün cumartesi pazar günde 11 saatimi ben feda ederek Aydın Üniversitesi'nde yaşam koçluğu eğitimi aldım. İnsanlara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim bu bağlamda diye ve 6 aylık süre sonunda şunu öğrendim. Dinle. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sadece bırak anlatsınlar. Bir iki tane soru sorabilirsin belki araya girip ama onun haricinde başka bir şey yapma. O sana anlatsın. İşte beni sanırım diğer personal trainerlardan ayıran özellik bu oldu hep hocam. Ben insanları hep dinledim. Ve insanlarla oturup her şekilde yani o insanların frekansıyla sohbet edebilmeyi öğrendim. Tabii bu kolay olmadı. Doğuştan gelmiyor. Çok okudum. Çok araştırdım. Sadece roman okumadım. Mesleki anlamda da, felsefi anlamda da, psikoloji anlamında da çok okudum, araştırdım. Ve işte ortaya göbekli, ortalıkta gezen, herkese gülümseyen ki bunun gücünü keşfettiğim günden beridir ben çok rahatım, çok mutluyum. Herkese gülümseyen ve bu göbeğiyle en kaliteli spor merkezlerinden birinde bile tıkır tıkır manken gibi çocukların arasında en fazla özel ders veren insan oldum. O yüzden insanlara, eğitmenlere, yeni nesil eğitmenlere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, fiziksel yapın önemli diye düşünüyorsun ama herkes senin gibi. Neden başkasından değil de senden ders alsın? İşte bu ayrımı, bu noktayı yakalayabildiği zaman arkadaşlar tadından yenmeyecek şeyler çıkıyor. Keşke çok tembel bir insan olmasaydım da oturup ben de beslenmeme Mardinli olmasaydım özellikle. Oturup beslenmeme dikkat edebilseydim ya da deliler gibi ben de insanlar gibi antrenman yapabilseydim ama koşmayı sevmiyor diye kaleci olmuş adamım. Çok iyi bir ayak tekniğine, futbol tekniğine sahipken bile koşmayı sevmediği için kaleci olmuş bir adamım. O yüzden tembel. Peki bu açığı nasıl kapatacağım? Çok basit oldu aslında. Çok keyif alarak yaptığım bir şey oldu. Çok okudum ve hep gülümsedim. Hocam çok güzel söyledin. Aslında bu akşamki konumuza da güzel bir giriş oldu bu. Çünkü bu akşamki konumuz sağlıklı alışkanlıklar. Birkaç tane arkadaşım bana telefon açtı. Efsun dedi işte diyetten falan mı bahsedeceksiniz? İşte doğru yeme, doğru egzersizlerden falan mı bahsedeceksiniz? Bir de senin hani trainer kısmını görünce bu soruları aldım.
dedim ki başka dedim. Yani tabii onlardan da bahsederiz soranlar olursa. Fakat aslında sen şu anda iki tane sağlıklı alışkanlıktan bahsettin. Bir tanesi gülümsemek ki bu bir alışkanlık. Bazı insanlar buna alışkın ve bunu hep sergiliyorlar. Diğeri de sürekli öğrenmek, sürekli kendini geliştirmek. Bu da bir alışkanlık. Eğer buna sahipsen bunu ya dur ya ben şimdi şunu yapacağım demiyorsun. Bu zaten senin rutininde oluyor. Nasıl birileri her sabah kalkıp yürüyüş yapıyorsa, onun rutini oysa, birileri de her sabah kalkıp kitap okuyor benim gibi. O da bir alışkanlık. Evet, doğru. Doğru, aynen öyle. Doğru hocam. Peki sen şimdi sağlıklı tabii alışkanlık deyince neler düşünüyorsun? Senin aklına gelen ilk sağlıklı alışkanlıklar neler? Tabii şimdi bu arkadaşlarınızın arayıp telefon etmesi hakikaten günümüzde bazı şeyler bu tadı vermeye başladı insanlarda artık. Hani insanlar istiyor ki işte bir adam çıksın beslenme ile ilgili bir şeyler anlatsın ama şeker yemeyin demesin. İşte undan uzak durun demesin. İşte gecenin bir yarısı kalkıp buzdolabını talan edin, etmeyin demesin. Bana sihirli bir değnek söylesin. Ben bunların hepsini yaparak, patlımı da yiyerek, işte gece kaçamaklarda yaparak, içki de içerek, bilmem öyle bir şey söylesin ki ben zayıflayabileyim. Tam böyle bir şey yok. Ya da böyle bir hap yok, işte ben yiyeyim, içeyim ya da hiç egzersiz yapmayayım ama hapı bir atayım, sixpacklerim çıksın, kollarım bilmem kaç santim olsun, ortalıklarda istediğim gibi gezebileyim. Çok normalleştirildi, hele mizahçılar, mesela psikologlar bu konudan çok şikayetçi. Çok önemli bir sorudur aslında, bu size ne hissettirdi? Psikanalistler oturup karşısındaki hastasını ya da danışanını dinlerken bu soruyu çok sık soruyorlar. Peki ne hissetti? Peki bu sana ne hissetti? Ama mizahçılar bunu biraz artık hem sıradanlaştırdılar hem de artık böyle bir şey söylediği, böyle bir soru sorduğu zaman dalga geçiyor aile çocuklar. Maalesef bizim mesleğimizle de ilgili bu. Bir fitness profesyoneli çıkacak işte ama egzersiz yapmalısın demesin. Ama beslenmene dikkat etmelisin, uykuna dikkat etmelisin demesin. Öyle bir şey söylesin ki ben bunu yaptığım zaman hop birden böyle bir sihirli değnek bana dokunsun ve ben istediğim fiziksel formdalığa sahip olayım. Maalesef tabii böyle bir şey yok. Ama benim insanlara söyleyeceğim şey aslında egzersiz yapmaları değil. Tarihte İnsanoğlu egzersizle dünyaya gelmiyor ya da ekstradan ben ağırlık kaldırayım, egzersiz yapmalıyım. İşte spor salonuna gittiğim zaman şu kadar dakika kardiyo yapmalıyım diye bir şey yok. Bizim insanlara anlatmaya çalıştığımız tek şey var. Alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız tek şey var. Hareket et. Bakın sihirli değneği bu işin bu. Mesela arabanız varsa büyük problem. Eğer oturarak çalışıyorsanız büyük problem. Oturma ile ilgili enteresan çok inanılmaz makaleler yayınlandı mesela. Çalışmalar yapıldı. Oturmanın ölüm olduğu ile ilgili. Şimdi ben danışanlarıma da söylüyorum. Haftanın 3 günü günde 1 saat yapacağınız hiçbir aktivite bütün gün oturup beslenmenize dikkat etmediğiniz harala gürele şekerleri ki şeker diye bir şey de yok. Şeker de yapay şeker daha doğrusu bu dediğimiz beyaz şeker, meyve şekerinden falan doğal şekerlerden bahsetmiyorum. Bu yapay şekerler de insanoğlunun naturasında, yaratılışında ya da doğada yok. İnsanoğlu bunu kendi yaptı, kendi üretti. Şimdi doğaya dönüp sık sık hareket edip doğadaki şekilde beslendiğiniz noktada zaten egzersize ihtiyacınız var. Kimse size spor salonuna gidip yazılım demiyor. Ama buradan markete gideceğiniz, bir kilometre ilerideki markete gideceğiniz zaman araba kullanmayın diyoruz. Hareket edin biraz diyoruz, yürüyün biraz diyoruz. Ofiste yarım saat 45 dakikadan fazla oturmayın diyoruz. Çıkın biraz hareket edin bir 5 dakika çünkü yarım saat 45 dakika oturduğunuz zaman metabolizmanız %90 oranında yavaşlıyor. Yani ölü gibi bir şeysiniz artık. Yediğiniz her şey vücudunuzda yağ olarak depo edilmeye başlıyor. Ama her yarım saat 45 dakikada çıkıp bir 5 dakika hareket etmek kapından bu mekanizmaları tekrar ateşliyor. Ve bunları yapmadığınız noktada egzersiz spor salonları sihirli değnek değil. Personal trainerlar da
peri falan değil yani. Sen otur günde bütün 10 saat boyunca otur ve gel 1 saat antrenmanla o bütün 10 saatlik bir oturmanın sana verdiği bütün zararları ortadan kaldır. Haftanın 3 günü günde 1 saat ne? Ben personal trainerla çalışıyorum. Harika bir vücuda sahip olacağım. Öyle bir şansınız yok. O yüzden ben öğrencilerimin üzerinde yaratmaya çalıştığım en önemli şey o. Etki o. Hareket ettirmeye çalışmak. Gün içerisinde de hareket ettirmeye çalışmak. Artık bir yerlere arabayla gitmemelerini sağlamak. Yemek yedikleri zaman bunların saati önemli. Çok mu şekere dayanamıyor musun? Şekersiz yaşayamıyor musun? Tüketecek misin? Bunu gece yapma. Bunu daha gündüz yap. Ya da hareket edeceğin zamanlardan önce yap ki vücut yedikten sonraki o yükselen kan şekerini hareketle biraz tolere etsin. Hepsini yağ olarak depo etmesin şeklinde. O yüzden bizim mesleğimizde de maalesef böyle bir ne derler ona dejenerasyon var. İnsanlar artık çünkü çok sıkıldılar beylik cümleleri dinlemekten. Evet egzersiz yapsam, şey yapsam, şunu yapsam, doğru beslensem zaten olur kardeşim. Sen bana öyle bir şey söyle ki ben bunları yapmadan da istediğim formu ulaşabileyim. Onun da çaresi bulunmadı. Bulsa kendimi uygulayacağım zaten. Yok ben de egzersiz yapmıyorum. Ben de yediklerime dikkat etmiyorum ve benim de göbeğim. Bu göbekten kurtulmak istiyorsanız maalesef yapmanız gereken temel kurallar var. Diyetisyen de bunu söyleyecek. Fitness antrenörü de bunu söyleyecek. Herkes bunu söyleyecek. Sen tabii 2002 yılında bir anket yapmışsın. Ben de seninle sohbetimiz belli olduğu an itibariyle bir anket yaptım. Sağlık alışkanlıklar nedir diye sordum insanlara. İlk aklınıza geleni söyleyin dedim. Sonra onlardan en çok çıkanları şöyle bir listeledim. Çok ilginç maddeler çıktı. Tabii ki işte kahvaltı yapın çıktı. Yani kahvaltı yapmak sağlıklı bir alışkanlık. Spor yapmak, su içmek yine sağlıklı bir alışkanlık. Yürümek bunlar söylendi. Fakat onun dışında çok güzel, çok sağlam başka sağlıklı alışkanlıklar söylediler. Onları bir paylaşayım. Gülmek, kahkaha atmak. Bu bir alışkanlık. Bunu alışkanlık haline getirirsek hayatta daha mutlu oluruz dediler. Teşekkür etmek bir alışkanlık. Çocuklarla vakit geçirmek, onlarla daha fazla vakit geçirerek hayata katılmak, seyahat etmek, kitap okumak, toprağa basmak. Bir arkadaşım ki aynı zamanda bu adlı bir platformu da var. Her gün öğrenmek dedi, sürekli kendini geliştirmek, bu bir alışkanlık olmalı dedi. Bu sağlıklı bir alışkanlık dedi. Dersi aldıktan sonra insanın kendini affetmesi. Bu da sağlıklı bir alışkanlık dedi. İnsanların bakış açıları o kadar birbirinden farklı ki bu farklı bakış açılarıyla ilerlediğimiz zaman aslında sağlıklı alışkanlık dediğimiz konu da biraz önce senin de söylediğin gibi sadece yeme içme değil, olaya başka bakış açılarıyla bakmak gerekiyor. Senin spor ve yemenin dışında düşündüğün, dile getirebileceğin, bu benim saydıklarıma benzer sağlıklı alışkanlık dediğin alışkanlıklar var mı hocam? Çok önemli var. Benim mottomdur, hayat felsefemdir. Beni üzen hiçbir şeyin yanında çok fazla durmamak benim en sağlıklı alışkanlığım hocam. Ya da hiç kimsenin. Şimdi hep şunu derim, benim 70-80 Allah uzun ömür verirse, kaza bela vermese bir ömrüm var. Ve bu kısa zamanda beni hakikaten yoran, beni mutsuz eden, benim yaşam enerjimi çalan insanlar ya da şeyler çok fazla yanımda ya da ben onların yanımda durmadığım noktalar. Örnek veriyorum, ben profesyonel futbolcuyum. Ben 17 yaşında futbola başlayıp 18 yaşında Beşiktaş'a gelip Beşiktaş gibi bir takıma gelip 3 sene sonra A takıma çıkan bir yetenek. Bakın 17 yaşında futbola başlıyorum, 18 yaşında Beşiktaş A takımına çıkıyorum. Hakikaten önemli bir yetenek olarak görülüyordum ama ben 22-23 yaşında beni mutsuz ettiğini düşündüğüm için para kazanırken futbolu bıraktım. Keza insanlar üzerinde de böyle bir şeyim var. Bu arada bu ses, sanırım sesler de insanları rahatsız ediyor. Ama otel lobisindeyim. Şu an buna yapacağım bir şey yok herhalde. Tek yapabileceğim şey buradan ayrılmak, o da zor görünüyor.
benim sağlıklı alışkanlık olarak gördüğüm en önemli nokta o hocam. Beni mutsuz eden şeylerin ya da kişilerin yanında çok fazla durmamak, hep sevdiğim şeyleri yapmak, hep sevdiğim insanlarla beraber olmak, bu beni çok mutlu ediyor, çok motive ediyor ve sevdiğim şeyleri yapmak dediğim gibi. Bu alışkanlıkları edindiğiniz noktada benim gibi hayatı boyunca arkasına dönüp baktığın zaman ya şey, en büyük pişmanlığın ne sorusuna verecek bir cevap bulamıyorsun. Maalesef. Öyle bir şey yok çünkü. Evet, hayatım boyunca hep sevdiğim işi yaptım. Hep sevdiğim insanların yanında durdum. Yani çok para, pul, evet, önemli. İnsan hayatını idame ettirmeli ama insanın mutluluğundan daha önemli değil. Eğer çok para kazanmak beni stres sokuyorsa çok para kazanmam mühim değil. Mutluluk olduğum, beni mutlu eden şeyleri yapmak benim hayatımdaki en doğru, bana en iyi gelen alışkanlık hocam. Harika, çok teşekkürler. Bana sordu bir arkadaşım, hani sen bize soruyorsun peki senin en sağlıklı alışkanlığın ne diye sordular. Evet. Kaç tane saydım ben. Bir kere olumlu olmak en ciddi alışkanlıklarımdan bir tanesi herhalde. Ona çok önem veriyorum. Hem konuşurken önem veriyorum hem de davranışlarımda önem veriyorum. Gülümsemek yine olumlu alışkanlıklarımdan bir tanesi diye düşünüyorum. Sağlıklı da olduğunu düşünüyorum. Kasları da çalıştırıyor aynı zamanda. Bununla beraber şükretmek gibi bir alışkanlığım var. Hani ne olursa olsun iyi tarafından bakıp daha beter olabileceğini düşünmek. Ve diğer bir tanesi de keşkeden sakınmak. Çünkü keşkenin ciddi anlamda bir ömür törpüsü olduğunu düşünüyorum. Ve yorduğunu düşünüyorum. Ondan da sakınarak iletişim kuruyorum. Tabii ki daha sağlıklı alışkanlıklar da olsa işte spor gibi, şey yediğimize içtiğimize dikkat etmek gibi filan daha iyi olur. Fakat yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Kalp krizi oranlarına bakıldığı zaman kilo mu stres mi diye bakılıyor. Kilodan ziyade stres öldürüyor. Evet. Kalbi daha çok etkiliyor. Dolayısıyla sadece kalbi de değil. Eklemleri de mesela bel problemlerinin mevcut şu an günümüzdeki bel problemlerinin en büyük temel kaynaklarından biri stres. Bel ağrılarının yani. Doğru. Dolayısıyla benim bu tarz ciddi sağlıklı alışkanlıklarım var. Çok bana soruldu. Seninle sohbet yapacağımı söylediğim zaman merak edenler de var. Çok COVID-19'a girmek istemiyorum fakat sormam da gerekiyor izninle. COVID-19 işlerinizi nasıl etkiledi hocam? İki bağlamda yanıt vermeni istiyorum. Hem profesyonel anlamda nasıl etkiledi hem de insanların vücudunu, insanların görüntüsünü nasıl etkiledi? İyi etkilemedi. Tabii benim özellikle şeyim hani ben klasik standart fitness eğitmenleri gibi çalışmıyorum. Ben medical trainer'ım. Yani benim hitap ettiğim öğrenci modeli sağlıklı insanlar değil. İşte kolum şu kadar santim olsun, totom şöyle olsun, işte yağ oranım bu olsun şeklinde insanlar değil. İşte bel problemi olanlar, kardiyovasküler problemi olanlar, bypass ameliyat olmuş, kalp krizi geçirmiş, hatta yelpazeyi biraz daha genişletiyorum, kansere kadar ve bu kanser üzerinde egzersiz birinci dereceden etkili. Peki hangi egzersizleri yapmalısın, ne yapmalısın? İşte ben bu noktada devreye giriyorum. Bu tür sağlık problemi olan insanlara doğru egzersiz yaptırmak, onların yaşam kalitesini yükseltecek şekilde onları tekrar hayata hazırlamak benim işim. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak hem madden hem manen şeklinde. O yüzden benim işim biraz daha ince iş, amiyane tabiriyle, tabiri caizse. O yüzden hani biz birkaç tane öğrencimle sağlık problemi konusu, daha doğrusu uzun zamandır çalıştığım birkaç öğrencimle online dersler yapıyorum. Yani şu an sizinle konuştuğumuz gibi açıyor WhatsApp'tan ya da şeyden, Skype'tan
açıyoruz, ben izliyorum, o hareketleri yapıyor, ben düzeltiyorum falan. Ama bu insanlar benim uzun süredir beraber çalıştığım insanlar olduğu için doğru hareket paternlerine zaten sahip. Herhangi bir hareketi, sadece ismini söylemem, onun bu harekete başlaması için yeterli oldu. Ve hatta artık mesleki jargonla konuşuyorum. İşte kalçanı rotasyona götürme dediğim zaman benim ne demek istediğimi anlıyor ve bunu düzeltebiliyor. Ama yeni bir öğrenciye bu şekilde yardım edebilir misin desen, hayır. Çünkü bel problemi yaşayan bir insanın yaşam kalitesini yükseltecek antrenmanları benim yaptırabilmem için bir kere %100 olarak doğru hareket edebiliyor olması lazım bu insanın. Benim yaptırdığım her hareketi mükemmel teknikle yapabiliyor olması lazım. Bu da biraz temas gerektiriyor, biraz hissetmesini gerektiriyor. Biraz parmaklarımla burayı yukarı kaldır, burayı indir şeklinde benim biraz temas etmem gerekiyor. O yüzden yeni öğrenci olmuyor, alamıyorum. Eski öğrencilerimle idare ediyorum. Hanım da bu konudan çok şikayetçi. En son beni evden kovmakla tehdit etti. Yeter git biraz bir şeyler yap diye. Evde başımdasın, temizlik bile yapamıyorum diye. Ama mesleki anlamda tabii ben bu durumdayım. Hani işi biraz daha ağırlık kaldırmak olan ya da ağırlık kaldıran insanlara yardımcı olmak olan meslektaşlarım bayağı bir problem yaşadılar. Çünkü benim genelde antrenman yaptırdığım kişilerde kullandığım herhangi bir materyal yok ya da küçük materyaller, lastik gibi, küçük toplar gibi şeyler kullanıyorum. O yüzden bu arkadaşlar biraz daha sıkıntıya girdiler. Çünkü herkesin evinde bench press yok, herkesin evinde dumbbellları yok. O yüzden birçok öğrencilerini kaybettiler. Birçok öğrenci, daha doğrusu kaybetmediler de antrenman, ders yapamadılar. Ve bu da maddi olarak insanlarda, bizim meslekte bayağı bir sıkıntılar meydana getirdi. Online eğitim, evet online eğitim yapanlar var ama ben kişisel olarak ben bile online eğitimde zorlanıyorsam diğer meslektaşlarım ve öğrencileri bayağı bayağı zorlanıyordur. O yüzden bizim mesleğe çok iyi gelmedi bu durum. Ama şöyle olacak, biraz daha sabredebilirsek arkadaşlar, onun benim öngörüm, mesleğimiz çok ilerleyecek. Çünkü insanlar artık sağlık için bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu ve egzersizin de bağışıklık sistemi üzerinde ne kadar önemli olduğunu anladılar. Türkiye'deki spor salonlarına gitme oranı %2-3'lerde. Çok düşük. Bu yüzden yeni dönemde, yeni normalde, yeni normalde insanların egzersiz yapmanın önemini fark edeceğini ve spor salonlarının bu bağlamda çok daha önemli olarak görüleceğini ve insanların artık egzersize gerektiği önemi vermeye başlayacağını düşünüyorum. Orta ve uzun vadede bizim işimiz için iyi olacak bu ama mevcut şu akut dönemde maalesef işler çok iyi değil açıkçası. Peki bizler açısından nasıl değerlendiriyorsun hocam? Sonuçta tamam, siz spor hocasısınız. Fakat bizler de evde kalmak zorunda olan bir kitleyiz aslında. Evet. Şimdi tabii evde kalan insanlar için çok, bu iş çok daha sıkıntılı bir süreç. Çünkü hani işin hem psikolojik kısmı, hem mental kısmı, hem de fiziksel kısmı bayağı bir sıkıntılı olacak. Çünkü artık insanlardan çok sık geri dönüşler olmaya başladı bana, bel problemlerinin artması ile ilgili. Tabii bu sadece bel problemleriyle de alakalı değil. Aynı zamanda kısalan kaslar, hareketsiz kalan eklem yapıları, yine hareketsizliğin kardiyovasküler şey üzerine, sistem üzerine etkileri, uzun süre oturmak metabolizmayı %90 yavaşlatıyor dedik. Bununla bitmiyor. Bir saat oturmak insan ömründen 16 dakika götürür der Mark Cenk. 2 saat aralıksız oturduğunuz zaman bunlara ek olarak bir de iyi kolesterol oranınız %20 oranında düşüyor. Hocam yani ne diyorsun sen ya?
Tabii ve kalp dolaşım sistemi bu bağlamda insanlarda hakikaten ciddi problem altına giriyor hocam. Ve bunu uzun süre yapmak ve maalesef kardiyovasküler problemleri yani hele bir de genetikte, ailede böyle problemler, böyle şeyler varsa, yatkınlık varsa bu dönemde yapılacak hareket hakikaten çok değerli hale geliyor. Ama tabii Greg Cook diye bir adam vardır bizim mesleğimizde. Çok önemli bir insan, bilim insanı. Çok önemli bir cümlesi var. Önce doğru hareket et, sonra bol bol hareket et. Şimdi bu dönemde tabii insanlar patır patır şeye saldırdılar. İşte bir tane YouTube kanalından birini açıyorlar ya da online olarak eğitim veren bir tane eğitmeni açıp onu izleyip onun yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli. Evet, bu işi hakikaten olması gerektiği gibi yapan insanlar da var ama herkes kendine bir şey çıkarma peşinde. Daha doğrusu bunu kötü olarak adlandırmıyorum hocam. İyi niyetli bile olsa, örnek veriyorum bir tane manken, örnek veriyorum dizi oyuncusu, örnek veriyorum sinema sanatçısı, örnek veriyorum işte ses sanatçısı. 2 senedir antrenman yapıyor, 2 senedir spora gidiyor, büyük ihtimal personal trainer'la çalışıyor ve bu insanlar kendilerinde bir görev şey yapıp, hissi uyandırıp online olarak insanlara spor yaptırmaya başlıyor. Bakın, karşındaki insanın kim olduğunu bilmiyorsun. Karşındaki insanların neyi olduğunu da bilmiyorsun. Bu insanın kalp problemi var, bu insan bypass ameliyatını geçirmiş, bel problemi mi var ya da ailede herhangi bir kardiyovasküler olarak problem sahibi mi, bunu bilmeden kendi yaptığın spor salonunda hocanın sana yaptırdığı hareketleri Instagram'dan ya da herhangi bir canlı yayından insanlara yaptırmaya başlıyorsun. Ve hakikaten insanlar da işte aa bak ne güzel bu insan yapıyor diyor. Büyük kitlelere sahiptir hocam, büyük şeylere sahipler. Takipçilere sahipler ve bu insanlar canlı yayını başladığı zaman binlerce insan bunları izleyip bunların yaptığı egzersiz, yaptırmaya çalıştığı egzersizleri takip edip bunları yapmaya çalışıyor. Ve çok büyük, yani sakatlıkla kurtuluyorsan eğer çok şanslısın. Ama hakikaten tekrar ediyorum, eğitimlerde de hep söylüyorum, bu ülkenin en güçlü insanı egzersiz yaparken öldü. Bu işin hiç şakası yok. Ki birebir de biz insanları tam anlamıyla kontrol edemezken sen binlerce insana neyi olduğunu bilmeden kendi yaptığın hareketleri, kendi yaptığın antrenmanı herkese bu size uygundur şeklinde yaptırmaya çalışıyorsun. Bu bağlamda egzersiz, bu dönemde evde kalıp egzersiz yapmak isteyen insanlar olursa sizin de benim arkadaşlarım zaten buraya katılan insanların çoğu fitness antrenörü. O yüzden buna ihtiyaç duymuyorlar ama sizin aracılığınızla bu yayını izleyen insanlar bana ulaşabilirler. Onlara en azından doğru egzersiz veya onları öldürmeyecek şekilde ya da sakatlamayacak şekilde neler yapmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunabilirim. Şeyden, yayından sonra Instagram'da DM'den her türlü yürüyebilirler bana, serbest oluyor. Harika. Zaten biz de bu yayını sonrasında YouTube kanalına koyuyoruz ki daha fazla kişiye ulaşalım. Hedefimiz zaten bu tarz yayınları YouTube kanalını desteklemek için yapıyoruz. Oradaki bilgi paylaşımını artırmak adına yapıyoruz. Buna da söylediğin güzel oldu. Çünkü bu tarz sorular bize de geliyor. Stres yönetimi eğitimi verirken, işte mindfulness'ı anlatırken çok karşılaştığımız konular. Nefesi anlatıyoruz. Orada da geliyor bu sorular. Dolayısıyla onu ben de anlatıyorum. Hocam, yayınımıza katıldın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sorular varsa tabii ki soruları da yanıtlayabiliriz. Bazı insanlar selam gönderdiler sana, bana. Evet. Sorular varsa onları da yanıtlamak isteriz. Güzel olur soruları da yanıtlayabilirsek. Olur, yanıtlarız hocam. Seni görmek çok keyifliydi, çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Şey dönemi bitsin de, akut dönem bitsin, evet bir oturalım, bir Beşiktaş'a bir geleyim de oturalım, bir kahve içelim hocam ya.
çok biraz sohbet olur. Etmek. Seninle sohbet bana çok iyi geliyordu. Hep öyleydi yani. Hep keyif alıyorum. Bazen güçlü eleştiriyorum beni. Onlar mesela keyif veriyordu bana. Bir iki tanesini hatırlıyorum beni silkelediğin. Tamam iyisin, güzelsin, hoşsun ama bak şuna dikkat etmiyorsun şeklinde. O çok güzeldi onlar. O bağlamda seninle sohbet bana her zaman iyi geliyor. Her türlü de eleştirebilirsin beni, biliyorsun zaten. Estağfurullah, çok teşekkür ederim hocam. Sen de benim sporcular içerisindeki idolümsün. Hep anlatıyorum, her yerde anlatıyorum. Teşekkür ederim. Bugün de canlı yayında anlattım. Teşekkür ederim, sağ ol. İyi ki katıldın. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Tekrar görüşürüz hocam. Çok sağ olun, çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam. Sağ olun.